Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle edebiyat dönemlerine başlıyoruz. Edebiyat dönemlerimiz kendi içerisinde İslamiyet öncesi dönem, İslamiyet etkisindeki dönem kendi içerisinde de ikiye ayrılıyor. Halk edebiyatı ve divan edebiyatı olmak üzere. Sonra Batı etkisindeki dönem, orada da Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecrati, Milli Edebiyat, Cumhuriyet dönemi diye de devam ediyor arkadaşlarım. Biz İlk dönemimiz olan İslamiyet öncesi dönem arkadaşlar. Burada dinin de yine dönemlere ayırmada ve edebiyat üzerindeki etkisini görmüş oluyoruz arkadaşlar. İslam dininden önceki dönem diyoruz çünkü bakın. Yer yer sorularda edebiyatın diğer alanlarla ilişkisi de sorulduğu için arkadaşlar bilmekte fayda var. Şöyle bir bakalım nelerimiz var İslamiyet öncesi dönemde. Genel özelliklerimiz nelerdir arkadaşlarım? Bir, başlangıcı belli olmayan bir dönemden bahsediyoruz arkadaşlar. Bir de yazıya geçirilmediği için buradaki eserler tam olarak ne zaman başlamış kesin olarak bir bilgi yoktur. Ama 11. yüzyılın ortalarına kadar devam etmiştir. Daha sonra orada da geçiş dönemi dediğimiz dönem başlayacak gençler. Göçebe yaşamın etkisi vardır. Çoğu ürün sözlü ve anonimdir. Dilde yabancı sözcük yok denilecek kadar azdır arkadaşlar. Çünkü başka insanlarla bağlantımız çok yoktur. Dolayısıyla kendi içerisinde kapanmış bir millet. Bu yüzden de dilde yabancı sözcük yok denilecek kadar azdır diyoruz. Hece ölçüsü kullanılmıştır. Sadece hece ölçüsü. Niye? Çünkü biz İslamiyet'le birlikte arkadaşlar Arap ve İran Fars edebiyatına yöneliyoruz. Ondan sonra aruz alıyoruz. İslamiyet öncesinde bizim milli ölçümüz olan hece ölçüsü vardır. Genelde yarım uyak kullanılmıştır. Dörtlük birimi vardır arkadaşlarım. Daha beyitlerde yine gelmemiş bakın. Şiirler kopuz eşliğinde arkadaşlar söylenirdi. Burada üç tane önemli törem var. Bunları bazen yanlış bilgi olarak verirler. Dikkat edin gençler. Bizim yu dediğimiz cenaze törenleri var. Ölen kişinin ardından düzenlenen cenaze törenidir. Burada da arkadaşlar sagular oluşuyordu biliyorsunuz. Şölen, eğlence, bayram ziyafetleri arkadaşlar. Yine bu dini adaklar vesaire bunlar da olabiliyor bu şölenlerde. Sığırlar büyük av törenleri, av eğlenceleridir gençler. Bu üç tane önemli tören insanların bir araya toplandığı törenlerdir. Dikkat etmekte fayda var. Şair isimleri bu dönemde Kam, Şaman, Baksı, Ozan, Oyun. Bakın böyle bir soru var. Aşık kelimesi burada yoktur gençler. Halk edebiyatında dahil olacak. O yüzden de bir sorusu var böyle çıkmış İslamiyet öncesi şairlerine verilen isimlerden biri değildir diye dikkat etmenizde fayda var. Sözlü ve yazılı olarak iki dönemden oluşur diyoruz. Bir sözlü dönem ki dediğim gibi bu söylenenler yazıya geçirilmemiş demektir. Ağızdan ağza dolaşmış ve yazıya geçirilmemiştir gençler. Bu döneme ait ürünler ilk kez Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lügati Türk eserinde yazıya geçirilmiştir. Yani Sagu Koşuk Destan örneklerini yazılı hale getiren ilk kişi Kaşgarlı Mahmud'dur. Ve bunların örneklerinin toplandığı eser de Divan Lügati Türk arkadaşlar eserimizdir. Bizim ilk sözlüğümüz, ilk dil bilgisi kitabımız olan Divan Lügati Türk'tür. Neler var bu sözlü ürünlerde? Sav atasözü demek. Sago, yu cenaze dediğimiz törenlerde söylenen şiirlerdir ki halk edebiyatında ağıt, divan edebiyatında mersiye demektir. Koşuk, aşk, ayrılık, doğa, kadın gibi konular işleyen şiirlerdir. Konu olarak halk edebiyatında koşmak konu olarak bakın divan edebiyatında gazeldir. Yani onlar gibi aşk, ayrılık, doğa, kadın gibi konular işlenmiştir demek istiyor. Destanlar toplumlarda iz bırakan olayların olağanüstü özellikler eklenerek verilmesidir. Çoğu epik şiir örneğidir. Kendi içerisinde doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. Bakın hemen bir örneğimiz var. Bu da yine çıkmış soruda.
Alper Tunga öldü mü? Burada arkadaşlar bu parçanın nazım şeklini soruyor. Zaten Alper Tunga öldü mü dediği zaman ölen birinin arkasından ıssız acun kaldı mı diye devam ediyor. Dolayısıyla nazım şekli dediği olay burada sagudur. Niye? Çünkü yuh törenlerinde söylenen şiirlere, ağıtlara biz İslamiyet öncesinde sagu diyorduk gençler. Hemen doğal destanlar, yapay destanlar yer yer bu eşleştirmeler çıkar gençler. Doğal destanlar 3 tane aşamadan oluşur. Olayın meydana gelmesi, olayın yayılması ve olayın yazılı hale getirilmesi. Bu yayılma 200 yıl, 300 yıl, 1000 yıl sürebiliyor bazen arkadaşlar. Sonunda da bir tanesi çıkıp yazıya geçiriyor. Yapay destanlarla farkı da işte bu yayılma dönemidir. Yapay destanlarda adam olay olduktan sonra destan özelliklerine bağlı kalarak oturup yazılı hale getiriyor. Doğal destanları ilk kim söylemiş bilinmez, belli değildir. Yapay destanların yazarı bellidir. Tekrar ediyorum, doğal destanların yayılma dönemi vardır. Uzun yıllar ağızdan ağza yayılır. Yapay destanlarda böyle bir yayılma dönemi yoktur gençler. Aralarındaki farklardır. Dikkat edin. Burada millet olarak eşleştirme soruları gelebilir arkadaşlarım. Destan millet eşleştirmesi. Bunlara da dikkat edin bakın. İlyada ve Odysseus Yunan, Şehname İran, Kalevala Fin, Ramayana Mahabharata Hint, Nibelungen Alman, Igor Rus, Shinto Japon, Gılgamış Sümer, Manas Kırgız en uzun destandır bu arada. Diğerleri de arkadaşlar yine İspanya, İngiliz, Fransız yazmışız onları da arkadaşlarım. Burada yapay yazarı belli olan, oluşturulan eserlerde de çok çıkanlara özellikle aldım yine. Bunlar dünyaca ünlü çok çıkan arkadaşlar. Yapay destanlardır. Bu eserler de bizde çok çıkan eserlerdir. Bu sayfayı ekran fotoğrafını alabilirsin. Bakın tek bir sayfada bunların hepsini bir arada görmüş olursun. Senin için de kolaylaştırılmış olur. İslamiyet öncesi Türk destanları. Biz İslamiyet öncesine destan dönemi dememizin nedeni işte bu. Türk destanlarının çoğu İslamiyet'ten önce oluştuğu için, bu dönemde oluştuğu için biz bu döneme destan dönemi de diyoruz arkadaşlar. Yine bu eşleştirmelerde sorularda gelir. Altay Yakut destanımız, yaratılış destanı, evrenin yaratılışını anlatıyor arkadaşlar. İşte iyilerin kuş olarak uçması vesaire. Burada arkadaşlar bu arada burkancılık, şamanizm, Budizm, Manheizm gibi dinlerin etkisi var. Bakın İslam yoktur. İslamiyet öncesinden bahsediyoruz. Saka Türklerine ait destanlar, Alper Tunga destanı ki tekrar ediyorum bu destan da Divan-ı Lugati Türk eserimizde yer alıyor arkadaşlar. Alper Tunga'nın yiğitlikleri anlatılır. Şehnamelerde burada Sakalarla İranların savaşı. İranların destanı olan Şehname'de de Alper Tunga dememiş de orada Firdevsi Afrasi Yap diye geçiyor Alper Tunga'nın ismi gençler. Şu destanı yine Saka hükümdarı şu ile Makedonyalı Büyük İskender'in mücadelesi arkadaşlar. Bu püf noktalara dikkat edin. Eser içeri olarak da şu destanında şu ile Makedonyalı İskender. İşte Alper Tunga İranlarla Saka Türklerinin savaşı. O biz burada Hun Oğuz destanlarında, Oğuz Kağan destanında hükümdar Mete'nin ülkeyi genişletmesi, oğullarına bölmesi, paylaştırması. Atilla destanı, Tanrı'nın kırbacı dediğimiz Atilla'nın yiğitlikleri arkadaşlar anlatılır. Göktürk destanları, burada şuna dikkat edeceksiniz. Dişi kurt, erkek kurt bakın arkadaşlarım. Eğer dişi kurt tarafından kurtarılma ve ondan çoğalma anlamında kullanılırsa ki biliyorsunuz kurt bir motifti. Gök Tanrı'nın gönderdiği bir elçiydi aslında. Dolayısıyla Türk destanının motiflerinden yoksa bildiğimiz kurttan bahsetmiyoruz arkadaşlarım. Bozkurt destanında Göktürklerin işte dişi bir kurt tarafından yaralı bir askerin kurtarılması daha sonra da oradan türemesi anlatılıyor gençler. Ergenekon'da demir dağ kelimesine dikkat edin. Sorularda görürsünüz arkadaşlar. Biz bu tarz bir destan içeriği verildiği zaman demir dağın eritilmesiyle diye devam eden kısmada arkadaşlar Ergenekon destanı diyoruz.
Uygurlara ait olan Türeyiş destanı, dediğim gibi bu kez erkek bir kurttan türeme olayı var. Dikkat edin arkadaşlarım. Orada Uygur hükümdarı kızlarını insanlarla evlendirmeye layık görmüyor. Gök Tanrı'ya dua ediyor. Orada kızlarıyla onun gönderdiği bir elçi kurtla evlendirmesi ve Uygurların o evlilikten türemesi anlatılıyor arkadaşlarım. Yine göç destanı da arkadaşlar, kutsal bir taş, bunu ya da taşı ya da kutlu dağ diye geçer. Çinli prensese karşılık verilmesi, sonra da kuraklığın baş göstermesi ve Allah'ın gazabına, Tanrı'nın gazabına ya da arkadaşlar uğraması anlatılıyor. O dönemde Tengri diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da göç destanı da bunu anlatıyor. Kuraklık nedeniyle insanların göç etmesine yer veriyor bu destanda da. Yine ekran fotoğrafı alabilirsin. Hemen bakın çıkmış bir soruyla pekiştirelim. Aşağıdaki dizelerin hangisi sadece Türk destanlarını kapsamaktadır? Dolayısıyla arkadaşlar burada Şehname İranlıların da hatırlayın. Gılgamış bakın bozuyor burada arkadaşlar. Burada Türeyş, Alper Tunga, Oğuz, şu destanı hepsi arkadaşlar bizim kendi destanlarımız. Ramayana bozmuş burada. Yine burada Şehname İlyada bozmuş oldu durumu. Cevabımız Ceyhan oldu. Bu yüzden gençler. İslamiyet sonrası Türk destanları, Kırgız, bunlar da yeri. İslamiyet öncesi sonrası diye geliyor. Dikkat etmekte fayda var. Kırgız destanı dediğim gibi Manaslar'a ait destandı ve en uzun destandı. Moğol destanı Cengiz Han destanıdır. Tatar Kırım destanı Timur ve Edige destanıdır. Karahanlı destanı Satık Burhan destanıdır. Yine Osmanlı Selçuklu arkadaşlar destanı Seyit Battal Gazi, Köroğlu, Danişment Gazi destanları da bizim İslamiyet'in etkisiyle yazılmış destanlarımızdır. İşte Türk destanlarındaki motifler çıkmış soru var arkadaşlar. Kurt, mağara, ışık, demir, kırklar, ağaç, at, rüya, ok ve yay, geyik, Hızır gibi motifler Türk edebiyatının destan motifleridir diyoruz. Yazılı dönem dediği zaman bu kez ilk yazılı kaynağımız olan Orhun yazıtları, Göktürk, Köktürk yazıtları aklımıza gelsin arkadaşlar. Türkçemizin ilk yazılı kaynaklarıdır. Daha öncesinde bakın arkadaşlar yeni böyle yazıya geçirilmiş vesaire kaynak olarak başlatmıyoruz. Biz Türk edebiyatının yazılı kaynak kısmını Göktürk'te yazıtlarıyla başlattığımız için bu dönemde ilk yazılı kaynak kabul edilir. Yine 8. yüzyıla ait bu ürünlerde arkadaşlar Bilge Kağan Kültigin Vezir Tonyukuk arkadaşlar adına dikilmiştir. Yolluk Tigin tarafından yazılmıştır. Bakın bunların adına dikiliyor. Vezir Tonyukuk kendi yazıyor kendi arkadaşlar anıtını. Ama Yolluk Tigin, Bilge Kağan ve Kültigin'in anıtlarını yazmıştır. Yolluk Tigin adına dikilmiyor. Sorularda da bu yazar yerine bunun da adını veriyorlar. Dikilmiştir diye dikkat edin. Söyle anı gibi birçok şeyin de ilk örneğidir gençler Göktürk yazıları. Çünkü Türk ulusuna sesleniyor. Çinlilerin tuzakları anlatılıyor. Gelenek göreneklerinden arkadaşlar bahsediliyor. Türk kelimesinin geçtiği ilk eserdir. Geneli Göktürk alfabesi olsa da bazı yüzünde Çince kısımlar da arkadaşlar kullanılmıştır. Savaş, gelenek, sosyal hayat, Çinlilerin tuzakları anlatılmıştır. Strahlenberg tarafından bulunmuş. Thompson bir kısmını, Radloff ise hepsini okumuştur diyoruz gençler. Günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde yer alıyor bu eserler. Uygurlara ait yazılı eserler 8 Yükmek, 8 Yığın, Altun Yaruk, Altın Işık veya arkadaşlar Irk Bitik, Fal kitabı demek. Kalyanam Kara, Papam Kara veya iyi kalpli şehzade ile kötü kalpli şehzade dediğimiz olay arkadaşlar. Bunlar da genelde Çinceden çevrilen eserler ve burkancılık, maniyizm gibi dinler anlatılmıştır bu eserlerimizde de gençler. Evet, İslamiyet öncesi dediğimiz kısım arkadaşlar bu kadardı. İslamiyet öncesi dönemi, sınav öncesi şöyle notlarımla kısa bir tekrar yapmış olduk. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.